insanda gametlerin döllenmesiyle oluşan yapıya zigot denir. Zigotla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Spermle yumurta birleşirse oluşan yapı biken kromozomlu zigottur. A. Gonotlarda bölünmeye başlar. Yanlış. Bölünmeye başladığı yer fallopi tüpüdür. B. Her iki ebeveynden de genetik materyal bulundurur. Doğru. Sperm ve yumurtadan gelen spermden en kromozom, yumurtadan en kromozomlu DNA gelir. Bu iken olur. C. İki ebeveynden gelen genlerin yeni bir kombinasyonudur. Doğru. Her ikisi beraber yeni bir gen kombinasyonu oluştururlar. D. Özgün genetik yapıya sahiptir. Döllenme genetik çeşitliliği arttırır. Bunun için özgün bir genetik yapısı oluşur zigotun. E. Bir bireye ait genetik materyalin tümünü tek bir hücre olarak bulundurur. Doğru. Çünkü zigottaki genetik yapının tamamı mitoz bölünmelerle diğer hücrelere aktarılır. Daha sonra da hücrelerde farklılaşarak yeni doku ve organların oluşmasını sağlar. Bireydeki genetik yapı, zigottaki genetik yapının aynısıdır. Cevap A seçeneğidir. Zigotun hücre bölünmelerine segmentasyon denir. Segmentasyon sürecinde oluşan blastomerlerin sitoplazma miktarındaki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilir? Zigot şu şekildedir. Büyümeden bölünür ve hücrelerin sitoplazma miktarları azalır. Hücrelerin ağırlıkları azalır. O zaman sitoplazma miktarı segmentasyon boyunca sürekli azalacaktır. Cevap A seçeneğidir. Embriyonik gelişmede gözlenen büyüme ve gelişme olayları aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? Büyüme olayının gerçekleşebilmesi için zigotun mitoz bölünmesi yani hücre sayısını arttırması gerekir. Bu şekilde büyüme gerçekleşir. O zaman büyüme için mitozla hücre artışı gerçekleşecek. Şu şekilde. Gelişmenin olabilmesi için farklılaşma dediğimiz olayın olması gerekir. Yani hücredeki aktif genlerin farklılaşması, aktif genlerin farklı olması olur. Gastrula safhasından sonra bu olay görülmeye başlanır. Buna biyolojik fonksiyonlarda ilerleme deriz. Aktif genlerin farklı olmasına. Buna da gelişme denir. O zaman gelişme olayına biyolojik fonksiyonlarda ilerleme olarak söyleriz. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Embriyonik gelişimde segmentasyon süreciyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Segmentasyon hızlı mitoz bölünme demektir. Şu şekilde zigot iken kromozomludur. Büyümeden bölünür. Ve hızlı bir mitoz bölünme evresi gerçekleştirmektedir. Bu bölünmeler mitozda olur. Oluşan hücrelere de blastomer denir. A. Art arda gerçekleşen bir dizi mayoz bölünme ile başlar. Yanlış. Mitoz bölünme ile başlar. B. Hücre bölünmeleri çok hızlı gerçekleşir. Hücrenin büyümesi beklenmediği için hızlı bir bölünmedir. Segmentasyon sonucu oluşan hücrelere blastomer denir. Doğru. Bu kısma iki blastomerli evre. Buraya dört blastomerli evre denir. Segmentasyon sırasında gözlenen bölünmeler hücre büyümesi olmadan gerçekleşir. Hücre büyümeden bölündüğünden dolayı hücre sitoplazma miktarları sürekli azalır. Segmentasyon sonunda oluşan hücreler mor olay oluşturur. Daha sonra bunlar üzüm salkımı şekline gelir. Küçük bir hücre topluluğu. Bu evreye de mor olay denir. Cevap A seçeneğidir. Embriyonik gelişim sürecinde yapılarının ortaya çıkış sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İlk önce doku olması lazım. Hücreler birleşerek dokuyu meydana getirir. Dokular birleşir, organı meydana getirir. Organlar birleşir, sistemi meydana getirir. Sıralamamız doku, organ, sistem şeklinde olmalıdır. 2, 1, 3. Cevap C seçeneğidir.
Embriyonun ikinci gelişim aşaması olarak kabul edilen gastrulasyonda 3 tabakalı embriyo oluşur. Bu embriyonik tabakaların farklılaşmasıyla farklı özellikle doku ve organlar gelişir. Bu farklılaşma sürecinde hücrelerde olaylarından hangileri meydana gelir? 1. Nükleotit dizilerinin değişmesi yanlış. Burada genetik çeşitlilik olmuyor. Sadece aktif genler farklılaşır. Nükleotit çeşitlerinin değişmesi, bu da gerçekleşmez. Aktif genler değişir. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki şekillerde döllenme ve sonrası embriyonik gelişim süreci gösterilmiştir. Bu süreçle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Ovülasyon gerçekleşti ikinci oosit aşamasında. Daha sonra burada spermle karşılaşır follopit tüpünde döllenme olur. Döllenme olduktan sonra zigot hızlı bir mitoz bölünme evresi gerçekleştirir. Daha sonra buradan iki hücreli evre, dört hücreli evre, sekiz hücreli evre ve morula evresi oluşur. Fallopi tüpünde bunların hepsi hızlı bir segmentasyon sürecidir. Morula evresinden sonra hücrelerde hareket başlar, blastulayı meydana getirir. Blastula, blastosit halindeyken rahimin endometrium tabakasına gömülür. Buradan beslenmeye başlar. Bu süreçle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Döllenme fallopi tüpünde gerçekleşir. Doğru. Spermle yumurta burada birleşir demiştik. B. Segmentasyon süreci fallopi tüpünde başlar. Hızlı bir mitoz bölünme evresi fallopi tüpünde gerçekleşiyor. C. Embriya blastosit iken endometriyuma tutunur. Baktığımız zaman doğru. D. Ovülasyon embriyonik gelişim sürecinin bir parçasıdır. Yanlış. Ovülasyon ergenlik çağından sonra olur. Embriyonik dönemde olmaz. E. Ovaryumdan follopit tüpüne geçen yapı ikinci oosittir. Baktığımız zaman ikinci oosit ovülasyonla follopit tüpüne geçer. Cevap D seçeneğidir. Sağlıklı bir dişi bireyde oksitosin ve prolaktin hormonlarının işlevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Oksitosin hormonu hipofizden salgılanır. Doğum sancılarının başlatılmasını sağlar. Prolaktin hormonu, LTH hormonu da denir buna. Bu hormon annelik içgüdüsünün gelişmesi ve süt oluşumunu sağlar. 1. Oksitosin doğum anında rahim kaslarını kasılarak doğumu başlatma. Doğru. 2. Prolaktin doğumdan sonra meme bezlerinden süt salgılanması. 3. Oksitosin doğumdan sonra sütün kanallardan boşaltılması, basınçla şekilde çıkmasını oksitosin hormonu sağlar. Cevap E seçeneğidir. Tek yumurta monozigotik ve çift yumurta dizigotik bireyler uterusta gelişim süreci aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? A. Monozigotik bireyler aynı göbek bağından beslenir. Yanlış. Göbek bağları ayrı. Tek yumurta ikizleri. B. Dizigotik bireyler farklı kiseler içinde gelişir. Doğru. Baktığımız zaman çift yumurta ikizlerinde geliştikleri kiseler ayrı. C. Hamile bir bireyin uterusta gelişim ikizlerin çeşidi belirlenemez. Yanlış. Belirlenir. Eğer tek kese varsa tek yumurta ikizi, çift kese varsa çift yumurta ikizidir deriz. D. Dizigotik bireyler aynı göbek bağından beslenir. Yanlış. Dizigotik bireyler de kese de ayrıdır. Göbek bağları da bu şekilde ayrıdır. E. Monozigotik bireyler farklı keselerde gelişir. Yanlış. Aynı kesede gelişir. Cevap B seçeneğidir.